Tecavüz olaylarını önleme adına idam cezası uygulaması ve hadım cezası uygulaması çözüm olabilir mi sizce? Tabii ki bence olabilir. Hiçbir kanun çıkartamıyorlarsa idam edilecek kişileri annelere versinler diye düşünüyorum ben. Ve Diyanet işlerinin çok büyük bir ayıbını kınıyorum. Ne olur? Şiddetle. Denmiş ki yok işte öz baba evlada şehvet duyabilirmiş. Böyle bir saçmalık, böyle bir rezillik var mı ya? Böyle bir zihniyetle yaşıyorsak biz hep suçlu bir milletiz zaten. Ve algı yapıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir şey yok. Açıklaması yok. Ben sizin... Aile Bakanlığı böyle bir şey söylenmiş. Röportaj yapıyorum beyefendi, bir saniye. Neyse. ...görmüş olduğunuz şeyin son derece yanlış ve çirkin olduğunu söylüyorum. Ve sizi tekrar... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva kurulu var. Onu aramanızı, mail atmanızı ve gerçeği öğrenmenizi tavsiye ederim. Tabii ki öğreniriz de bunu hocalar falan söylemiş. Bunlar resmi kurumlar söylemiş. Peki şöyle özür dilerim. Özür dilerim. Abla. Çok özür dilerim. Düşüncesini söylemiyor abla. Böyle bir açıklama gördünüz mü Diyanet İşleri'nde? Ya ben nette duymadım ama bunu haberlerde çok tartışıldı böyle bir şey. Açıklamaları ben de hatırlıyorum ama ben girmek istemiyorum. Aynen. Birileri, haberlerde, özellikle birileri algı yaratarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yıpratmak için peki, yapmış olduğu davranış. Onu geçelim. Bir kereden bir şey olmaz. Bu nasıl bir yorum ya? Bunu Aile Bakanlığı böyle bir şey söylemişse yani yazık, ayıp ya. Yani ben nefret ediyorum Türkiye sisteminden, Türkiye zihniyetinden. Tabii ki her yerde var. Çoluk çocuğa olan şeyler, hayvanlara, her şeye var. Başka ülkeye gidebilirsiniz. Sıkıntı yok. Peki bu açıklamayı ne diyorsunuz? Türkiye'si hangi konu? Valla göndermiyorlar ki. Ya çok şey ya, ben sadece olarak buyurun. Söylüyorum. Türkiye'de neyse, ben beyefendiyle görüşmek istemiyorum. Çünkü gayet yalan fikrim. Tabii ben yalan söylüyorum. Ben zorundayım. Biz neyiz? Hayır. Doğruları söyle, hakikatleri söyle. Ben düşün. Algı yaratıyorum. Neyse, evet ben algı yaratıyorum, sensin. Ama bayan mı kadın mı bu arada? Hemen gireyim devreye. Bayan da olur, kadın da olur. Zaten şöyle bir şey, ben erkek gibi yetişmiş bir bayanım. Bana koymaz ne söylenirse söylensin. Zaten Türkiye'de bayan ve kadın bile, bayan ve erkek söylemeleri zaten. Bayan kelimesi insanlarda aşağılık psikolojisi yaratıyorsa zaten hiç bitmiş yani, anladınız mı? Eziyorlar, erkekler genelde eziyor yani böyle bir şeyi. İşte böyle doldururlar adamı gördüğünüz gibi. Yani ben söylediğimin arkasındayım. Gerçekten çok ayıp şeyler. Yapılanların çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Ve bir an önce kanun çıksın. Asılsın mı? İdam mı edilsin? Öldürülsün mü? Yapamıyor musunuz kardeşim? Verin annelerin eline. Taşlayalım. Biz atalım, biz yakalım, kanun çıkartın, cezası olmasın, tecavüzcüleri biz öldürelim. Çözüm olur mu bilemiyorum. Fakat tabii bunun daha ağır bir cezalarının olması lazım bence. Sizin öneriniz var mı peki? Ya hadım ya da idam cezası bir çözüm değildir. Tamam, insanların gözünü korkutabiliriz ama hani içindeki duyguyu bastıramayız sonuç olarak. Bence tedavi merkezleri kurulabilir. Böyle insanlar tedavi olabilir. Ben tedaviyle çözülebileceğini düşünüyorum. Şimdi erkekler tabii ki de o konuda tecavüz eden erkekleri savunmuyorum ama kadınlar kendisine saygı açısından daha dikkatli giyinmeleri lazım. Buradan kadınlarımızdan rica ediyorum. Bu bir. Kadınların böyle giyinmesi mi? Yok. Erkeklerin taciz ve tecavüz etmelerini sağlıyor. Hayır ama... Nasıl? Kadınlar... Dikkatli giyinin derken ne demek istiyorsunuz? Biraz daha dikkatli giyinsinler. Yani kafaları kapasınlar diye değil bu. Ama biraz daha dikkat nasıl? Etsinler. Nasıl? Örnek verebilir misiniz? Ya mesela buraya kadar etek giymesinler. Yani anladınız mı? Ama neden? Hadım cezası kesinlikle gelmedi. Giyindiklerinde neden? Ne olur? Ya karşı cins doğal olarak etkileniyor yani. Sonuçta fıtri yani olarak etkiliyor. Bilimsel de bir kanıt yani. Nasıl bilimsel? Neye göre bilimsel? Yani erkek hormonların bir açıklamaları falan her şeye göre bilimsel yani. Etkileniyorlar sonuçta. Daha sonra sorunuza cevap vereyim ben hemen. Hadım cezasına kesinlikle olumlu bakıyorum. Kesinlikle hani direkt idam değil, önce bir acı çekmeleri gerekiyor çünkü yaptıkları çok çok yanlış bir şey, insanlığa sığmayan bir şey, dinimizce çok aşırı derecede olumsuz bir şey. Yani kesinlikle hadıma da idama da olumlu bakıyorum, inşallah da gelir diyorum. Bir bilgi olsun diye söylüyorum. Tabii. Genel olarak bu sorunlarda idam cezası uygulaması olan ülkelerde tecavüz oranı pek düşüklük görülmemiş. Oranında pek düşük görülmemiş. O zaman deneyelim.
bir yıl deneyelim, görünmezse yapmayız. Hani denemeden İngiltere'de böyle diye Türkiye'de de böyle olacak değil. Deneyelim bakalım. Denemekten zarar çıkmaz. Sonuçta yani çocuklara olan oluyor, kadınlara olan oluyor. Tecavüz olaylarını ve taciz olaylarını önlemek için idam cezası ya da hadım cezası uygulaması çözüm olur mu? Vallahi bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. Sizin bir öneriniz var mı ya da? Yani olmaması lazım ama yani hadım da çözüm değil bence. İdam da çözüm değil. Eğitim olması lazım. Eğitimden gelir, ahlaktan gelir. Bu. Söyleyecekler. Teşekkür ederim. Vallahi çözüm abi, olabilir. Bence çözüm olabilir. Neden olabilir? Aynen. Bu insanlar eğer bu çözüm ortaya gelmezse, eğer bu konulmazsa yani aynı şekilde aynı devam şekilde eder. Devam edecek abi. Çünkü küçücük bizim de bacılarımız var, kız kardeşimiz, aynen, annemiz var. Adamlar onu bunu içiyor, küçücük kızlara falan saldırıyor. Eğer ki idam olursa mesela insan mesela korkar abi. Çünkü hani o şey kalksa idam edilecek. Parantez içinde o olduğu sürece insanlar korkar, ürker, yaklaşamaz. O şekilde daha iyi olur bence abi. Ek bir bilgi söyleyeyim. Genel olarak bu bahsettiğimiz idam cezası uygulaması yapılan ülkelerde tecavüz oranlarında pek bir düşüklük olmamış araştırmalara göre. Ama tabii ki de sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Tabii Osmanlı döneminde mesela nasıl bir insan hırsızlık yapıyor, hangi elini kullanırsa o eli gidiyordu. Ne yapıyorsa mesela öyle şey olur. İdam bence en normal. İdam değil kardeşim, İslam gelsin. Ya insanların zihniyetiyle alakalı bir durum. Tabii ki de kesinlikle tasvip edilmeyen bir durum. Çözüm olur mu olmaz mı, bu zihniyetin bir defa değişmesi gerekti. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu zihniyeti geliştirmek için de insanların eğitilmesi gerekli. Eğitim seviyesinin arttırılması gerekli. Kültürün bunu kabul ediyor olması gerekli. Dolayısıyla daha temelde bu problemin çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O da eğitimle ancak olabilir. Yani eğitim temelden çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sizce? Aynı şekilde. Katılıyorum. Zaten kendisi eğitmen, öğretmen olduğu için. Evet, kesinlikle. Özellikle söylemek istediğiniz evet, bir eğitmen. Evet, yani kesinlikle eğitimle olacak bu iş. Tabii ki hani şiddete şiddetle karşılık vermek çok yanlış bir şey. Tabii herkes çok üzülüyor, biz de çok üzülüyoruz. Ama dediğim gibi ülkemizin eğitim seviyesi çok düşük. Yani bu da tüm çocukların yetiştirilmesinden geçiyor. Bir de anneler babalar çok dikkat edecek artık. Yani çocuklarını sokağa bırakmadan önce, daha önce biz hani hiç öyle bir durum yoktu bizde. Şu anda ama iki kere üç kere düşünmeleri gerekiyor. Şu an %100 artmış galiba. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o yüzden çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Herkesin başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Şurada kaynar kazanda yakarım. Onlara adam da denmez, erkek de denmez. Adilik ve şerefsizlik denir bizim kitabımızda. Ben onlardan daha, biz onlardan daha erkeğiz. Kalkıyorlar dönmelilere, hani dönme erkeklerimiz var ya, evet, onlara laf söylüyorlar ya, boşa söylüyorlar. Bence onlar onlardan daha erkek. Hiç kimse kusura bakmasın. O dönmelilere laf söylerken önce kendi kılıplarına baksınlar. Adam deyip geziyorlar. Gezmesinler başına. Bak bugün 5 yaşındaki çocuğun babası tacizle uğramış diye gidip adamı öldürüyor diye ellerine kelepçeyle hapse atıyorlar. Bu mu idam? Bu mu adalet? Adalet bu değil. Hiçbir şekilde bu değil. Ya idam veriyorsa versin, ya da kaynar ateşte gerçekten yakıyorsa yaksın, yoksa bizler katil olacağız. Niye ben evladımı sokağa çıkartamayayım? Bir kızım var. Niye sokağa çıkartamayayım? Niye ondan bundan saklayayım kızımı? Niye psikolojisini daha çok bozayım? Hiç gerek yok. O yüzden ne gerekiyorsa Tayyip Erdoğan gerekeni yapsın. Yapmıyorsa da Türk halkımıza bıraksın, o zaman biz yapalım. Gereken budur. Yapılması gereken de budur. Hepinizin evlatları var. Hiçbirinizin evladı yok mu? Niye ya 5 yaşındaki çocuğuma gelsin yoldan geçen adam salkıntılık yapsın ya da tecavüz etsin? O çocuğun o psikolojisini düşünsün. Bir ömür boyu taşıyacak. Bir ömür boyu o psikolojiyi taşıyacak. Hiç gerek yok. Biz taşıyoruz ya. O annenin yerine kendimi koyuyorum. O annenin yerine kendimi koyamıyorum bile. Ya benim evladım, ya akıllara sığmaz bir şey bu. Bir haftadır kimse uyku uyumuyor. Ha o çocuk, ha bizim çocuğumuz. Fark eden hiçbir şey yok. O da bizim. Onun canı nasıl yanıyorsa bizim de yanıyor. Allah aşkına kendilerine gelsinler. Gerçekten ya Rabbim yukarıdan bir şey indirsin ki bu insanlar kendine gelsin. Ya da gerçekten kıyamet kopsun. Gerçekten canı gönülden şu mübarek gününüzün hürmetine kıyamet kopsun. Çünkü kıyamet alemindeyiz. Bir erkek ya, sen nasıl kalkar ya? O çocuk senin kardeşin, senin yeğenin. Hiçbir şey yok mu? Bizim insanlarımız, vatandaşımız daha ağır cezaları istiyorlar. Hani hem onları yapıp ondan sonra idam getirseler daha iyi olur diye düşünüyorum. Nasıl yani?
Yani hani birçok işkence... Sizin öneriniz var mı? Birçok işkence türleri var. Hani öyle kolay, basit ölüm olmaması gerekiyor yani. Önce güzel böyle hani belki aylarca işkence edeceksin. Hani artık ondan sonra idam edeceksin. Ki bunu da bütün herkese sosyal medyadan göstereceksin. Ondan sonra kesinlikle bir daha ki bunları da yapabilirler diye düşünüyorum yani. Gerekenlere hani bunlar yapılsın. Biz istiyoruz ya. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. İdam cezası uygulaması ve adım cezası uygulaması çözüm olabilir mi? Bence kesinlikle olabilir. Çünkü Japonya'da duyduğum kadarıyla böyle bir örnek vardı ve yani çok da duyarlı olundu. Kesinlikle olması gerekiyor yani. Çünkü sizin öneriniz var mı peki? Ya önerim hiçbir şekilde olsa da olmuyor yani. Hiçbir şekilde yardım yok. Olmuyor. Sadece idamla mı çözüm bence olur? Bence çözülebilir. Çünkü o zaman bir şeyler olabilir. Ya bence de çözüm de bazı zamanlar belki suçsuz insanları da boşu yerine öldürebilirler. Bu da büyük olası daha kötü şeylere yol açabilir. Yani. İdam kesin çözüm yani bence. Ek bilgi olsun diye söylüyorum. Evet. Yapılan araştırmalara göre idam cezası uygulanan ülkelerde o tecavüz oranlarında çok düşüklük evet, olmamış. Olmamış. Evet, düşüklük olmamış. Bu ek bilgi olsun yani. Karşı olduğum ya da şey yaptığım fikrimi söylemediğim için söylemiyorum. Sadece ek bilgi olsun diye söyledim. Milletin kendisinde de sorun var. Herkesin kendini bir düzeltmesi gerekiyor yani. Millet bilinçli olarak davranmıyor. Buna yönelik bir öneri var mı sizden? Yani bir insan şey. Yedisinde neyse bence etmişinde yasalar, de olur yani. Yasalar düzelmeli. Da, yasayla yani. Da alakası yok. Bir insan ve hani yapacağım diyorsa yapar. Yani milletin kendisi olayı da var. Zaten yabancı insandan olmuş. Yani metroda olan olay. Kadın başımıza hiçbir şekilde yürüyemiyoruz. Gece 12'de veya 1'de mesela gezmek istiyoruz. Gezemiyoruz. Niye? O öyle olacak, böyle olacak. Birileri bir şey diyecek diye, birileri laf atacak diye. Hiçbir şekilde özgür değiliz. Yani bu çok saçma. Böyle olmasa kadın hani seçme ve seçilme boşuna mı verildi? Yani eşitlik nerede? Hepsi sözde. Ancak hiçbiri yazıda var. Aynen öyle. Hiçbiri gerçekleştirmiyor. Yok. Ne olursa olsun hiçbir şekilde özgür olarak dolaşamıyoruz da çıkamıyoruz. Çok saçma yani. Evet olabilir. Olur. Çok iyi olur hem de. İster miydiniz? Yoksa öneriniz var mı başka bir yöntem? Yok mesela? Bence tek çare bu yani. Evet kesinlikle. İyi olsun diye söylüyorum. Bu uygulamaların gerçekleştiği ülkelerde tecavüz oranlarında düşüşlük olmamış. Bilgi olarak söylüyorum. Abi bizim ülkede olur. Neden olur? Bizimkiler başına gelmeden anlamıyor çünkü. Şöyle bir kişi zaten meydan burası. Şöyle bir yerde asılsa, millet de onun tecavüzden asıldığını görse ne hırsızlık yapan kalır, ne tecavüz yapan kalır, ne çoluğa çocuğa sınlaşan sataşan kalır. Hiçbir şey kalmaz. Afrika'da falan belki çözüm yapmıyordur da Türkiye'de bu işe yarar. Kesin işe yarar yani. Allah korkusundan büyük. Aynen. Şurada birini tutsan namaz kıl desen umursamaz. İki tane pitbull getirsen korkusundan kılar. Ya çözüm değil de yasalarda boşluk var yani. Nasıl? Cezası yok. Adam yatıyor belli bir şeyden yararlanıyor. Bir de şimdiki yani şeye atacağım da biraz. Diyanet bir açıklama yapıyor. Yok 10 yaşında çocuklar evlenebilir. 9 yaşında kızlar evlenebilir. Böyle bir birilerine bir cesaret şeydi. Yok badeleme, madeleme. Böyle artık onlar da cesaretleniyor yani. Yasadan bir boşluk olacak. Devletin ölüm içinde böyle bir buna yönelten bir durum bir şey kurumlar geldi, mı var diyorsun? Şeye geldiler. Red şeyi verdi yani hangi parti? Şey mi? Ensar Vakfı'nı araştırsın. Oradaki olaylar araştırılsın. Önergesini mi reddetme? Yani, bunu bir çözüm yapsınlar. Ya idam. Ya hadım madım da yani sadece orada bitmiyor. Bir organ olarak bitmiyor. Bu adamın ölmesi lazım. Veya bir şekilde bir yasayı değiştirip sadece onlara küçük çocuklar özellikle bunu bir şekilde idam cezası gelmesi lazım. Başka türlü önlenemez yani. Cesaret alıyorlar. Ceza yok, suç yok. 2 ay, 3 ay yatıp onda da bir boşluk buluyor. Yok iyi hal. Takım elbise giyiyor, şey giyiyor. Yani öyle bir adamın yaşaması pislik yani. Hatta şurada sallandırsınlar. Öyle mi? Evet. İsterim. Kabul ederim. Sizin bir öneriniz var mı bunun dışında? Sadece idam olmasını mı istersiniz? Eğitim. Eğitim. Başka bir şey diyemiyorum. Eğitilmeliler. Kadın erkek bir arada eşit bir şekilde yaşamak. Bununla ilgili de ek bir bilgi olarak söylüyorum. Genel olarak bu konuda idam cezası görülen ülkelerde araştırmalara göre tecavüz oranı çok bir düşüklük olmamış. Oran aynı seviyelerde yine devam etmiş. Denemekte fayda var. Anladım. Belki bir caydırıcılığı olur. Denenir, başka bir yöntem bulunur. Seçenek çok. Teşekkür ederim. İdam bence. İdam yapılsınlar. Çözüm olur mu sizce? Yoksa sizin bir öneriniz var mı?
Olur bence olur. Bir hani göstersinler, bir idam etsinler, bir göstersinler. Bir daha olmaz bu ek konu. Ek bir bilgi olarak söylüyorum bunu. Genel olarak araştırmalara göre bu suçlarda idam cezası getirildiğinde tecavüz oranlarında çok bir düşüklük olmamış. Sadece bilgi olarak söylüyorum ben. Evet ama benim görüşüm o zaman halkın içerisinde. Tabii ki de saygı duyuyorum. Sadece bilgi olsun diye verdim evet, size. Evet, halkın içerisinde onlara büyük bir ceza verilmeli ki bunu yapmamaları. Benim görüşüm bu da. Ben cezanın her türüne karşıyım. Eğitim. Her şeyin başı eğitim. Siz halkı eğitmeseniz sosyal, ekonomik, psikolojik yönden onu topluma kazandırmazsanız her şeyi yapar. İdam verseniz de yine o aynı işi yapacak. Teşekkür ederim. Yani korkuyla iş olmaz. Sağ olun, iyi günler efendim. Şu anda benim başıma gelse var ya ben kendim öldürürüm. Muhtemelen vurmuşsun. Kendim öldürürüm. Vurursun onu. Vururum onu. Hem de nasıl. Tamam. Tecavüz olaylarını önleme adına idam cezası uygulaması ve hadım cezası uygulaması çözüm olabilir mi? Olmaz. Çözüm olabilir mi? Aslında çözüm olamaz ama yani insanlar... Öneriniz var mı ya da? Önerim onu yapan ahlaksızlar yapmasın. Ama nasıl engellenebilir? Nasıl engellenir? Herhalde yetiştirmeyle ilgili ne bileyim nasıl yetiştiriyorlar anlamıyorum. Pislikler. Cezai işlemler yani. Biraz daha ağır olursa caydırıcı olabilir bence. Yani bu hapise atılıp da hapiste çözüm değil yani. Var ya. Evet belki güzel bir çözüm. Bence aslında çocukluğumuza inmek lazım. Olabilir. Çocuk insanların psikolojisini düzeltmek lazım. Yani bence tamamen psikolojik. Ama evet caydırıcı cezalar gelmeli. İçerideki o öbür suçlara bırakılmamalı. Caydırıcı cezalar gelsin. Gerekirse ne bileyim ilaçla bir şeyler yapıyorlar. Onların hayatını bitiriyorlar. Onlar sonradan bırakılıyor. Yine aynı işi yapıyor. Evet. Onun için ne diyorsunuz? Gereken uygulama yapılsın. Evet. Yani bunu savcısı şuyu bu hepsi yapsın. Olur. O çocuğu daha böyle sallasalar iyi olur diyeyim. Aslında iyi olur çünkü yazık günah 5 yaşında bir çocuk. Duyarlı olmamız lazım toplumca duyarlı olmamız lazım bu konulara. Tecavüz 5 yaşında çocuktan ne istiyorlar? 5 yaşında çocuktan. Olabilir tabii. Caydırıcı olur. Ve uygulanması lazım zaten. Olur tabii abicim ne olmasın. Tabii idam olması lazım. Ne demek öyle? 5-6 yaşında. Azalır mı sizce peki bu çözüm? Azalmasa bile bir korku olur bu abicim. Korku hani güzel bir şey. Hani böyle ceza 10 sene 20 sene onlar olmaması lazım. Hani cezalar yüksek olması lazım. Tecavüz olaylarını ve taciz olaylarını önleme adına idam cezası uygulaması ve hadım cezası uygulaması çözüm olabilir mi? Bence hadım. Bence yani, de çözüm olur. Hadım. Olur mu sizce? İdam bence onun için bir kurtuluş. Hadım. Tabii kolay kurtuluştan sonra... Azalır mı peki? Azalır mı? Yani akıllı, mantıklı insanın bunları görüp azalması gerektiğini düşünüyorum yani. Hani ki zaten sonucu bile herhalde insan dediğimiz varlığın böyle bir olay yapması hiç de normal bir şey değil yani. Hadım. Ek bir bilgi olarak söylüyorum. Genel olarak bu uygulamaların uygulandığı ülkelerde araştırmalara göre çok bir oranda düşüklük olmamış tecavüz ve taciz oranları. Ek bilgi olarak söylüyorum. Ya doğrudur ama Türk insanının kafa yapısı biraz farklı açıkçası. Evet. Şimdi evet belki Avrupa Birliği ülkelerinde düşüş olmamıştır ya da belki daha farklı ülkelerde düşüş olmamıştır ama Türk insanının mantığından bakınca tam tersi de olabilir. Bir düşüş de görülebilir yani. Her şey beklenir aynen. Türk milletinden. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tecavüz olaylarını önleme adına idam cezası ve hadım cezası uygulaması çözüm olabilir mi? Olabilir bence. Olmalı mıdır? İster miydiniz? Olmalı. Ben de isterim. Tabii ben ki. De isterim. Bir öneriniz var mı başka? Yani başka bir şey, caydırıcı bir önlem yok. Ya öyle olacak ya da başka bir şey yok. Çünkü şu anki bu ortamda kesin olacağına inanıyorum. Çünkü bizim de iki tane kız çocuğumuz var. Neyle karşılaşacağımız, neyle yapacağımız hiç bilmiyoruz. Yani gerçekten böyle bir şeye kalkışlar ilk desteği ben veririm. Buna kesin destek veririm yani. Teşekkür ederim. Kesin olması lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. İster misiniz idam getirilsin tecavüz canım, edenlere? Tabii canım. En azından bu, hani, bu cinsel istismara karşılık olmasını tercih ediyoruz yani. Ek bir bilgi söyleyeceğim. Sadece hani bir bilgi olsun diye. Genel olarak idam cezası, tecavüz olaylarına idam cezası getirilen ülkelerde tecavüz oranlarında çok bir düşüklük olmamış. Bu bilgi olarak söylüyorum. Tamam da ama şimdi... en azından bir yani devletimizin bir adım atması önemlidir yani her şey için.
Hani en azından hani idamın sınırlama getirdi daha yani. Mesela tecavüz istismarı veya yani gene hani suçlara göre bir ceza uygulansa en azından hani bu oran düşer yani. Çünkü genç de yani ileriye dönük çok kötü şeylere gidiyor yani iş.